Şeytanın bir oyunu adilik. Şeytan insanları çok çeşitli yollarla Allah rızasına uymaktan alıkoymaya çalışmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kişinin Kur'an'a uygun güzel ahlaklı tavır göstermesini engelleyen ve halk arasında adilik olarak bilinen tavırlar göstermesini sağlamaktır. Peki halk arasındaki adıyla adilik nedir? Kur'an ahlakıyla çatışan her tavır adili içinde barındırır. Allah Kur'an'da müminler için güzel ahlakı, fedakarlığı, mazlumluğu, tevekkülü övmekte, bencilliği, asiliği, aksiliği, duygusallığı ve ters tavırları yermektedir. Kur'an'a sıkı sıkıya bağlı bir Müslüman, Allah'ın bu emirlerine uymada titizlik gösterir. Fakat Kur'an'ın emrettiği ahlakı hayatına geçirememiş insanlar, asil olmayan tavırlar gösterebilmektedirler. Bu tavırlar nefislerinin zorlandığı vakitlerde, kendilerini haklı gördüklerinde, istediklerinin gerçekleşmediği, sıkıldıkları ya da bencilce düşündükleri zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Örneğin gün boyunca çalışan bir insanın bu işleri yaparken sürekli söylenmesi, bir şeylerden şikayetçi olması, etrafındakilerin ne kadar çalıştıklarını araştırması, her işini Allah'ın rızası için yapan bir müminin tenezzül etmeyeceği bir tavırdır. Asil olmayan tavırlardan biri de Kur'an'a uygun olmayan bir ahlak gösterildiğinde, müminlerin güzel ahlaka davet eden tavsiyelerine uymayarak kendince haklılığını ispat etmek için kişinin kötü ahlak gösteren insanları örnek göstererek kıyaslama yapmasıdır. Oysa samimi müminler hata yapsalar dahi hatalarından geri dönmeyebilir ve kendilerine tavsiye edilen güzel öğütlere uyarak müminlerin takva olanını örnek alırlar. Ayrıca Allah'tan korkan bir mümin her şeyin kaderinde yaratıldığını ve tevekkül etmesi gerektiğini unutmaz. Dolayısıyla duygusallaştığı, haksızlığa uğradığını düşündüğü, öfkelendiği bir an olmaz. Her olayı Allah yarattığı için her zaman Kur'an'a uygun akılcı bir tavır gösterir. Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım, hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Nisa suresi 76. ayette bildirdiği gibi insanın asil olmayan tavırlarını düzeltmesi Kur'an'a tam uyulduğunda çok kolaydır. Allah samimi olarak kendisine yönelen kullarına doğru yolu gösterecek ve kalplerine güvenlik duygusu verecektir. Dolayısıyla müminler kaderlerinde her ne olursa olsun tevekkül etmeli ve güzel ahlaklı tavırda sebat göstermelidirler. Üzülmek, sinirlenmek, küçük düştüğünü düşünmek, küçük hesaplar peşinde olmak, basit ahlaklı bir insanla kendini kıyaslamak yerine bu şeytani tavırların hepsini kökten yok edip sadece vicdana göre hareket etmek Allah'ın razı olacağı asil ahlakı yaşamak için yeterlidir inşallah.